İngiltere'nin en iyi berberi seçilen Türk Berberi farklı semtlerdeki şubeleriyle hizmet veriyor. Şubeler için seçtikleri semtlerin ise bir hikayesi var. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden ve genç yeteneklere büyük eğitim fırsatı tanıyan Ted's Grooming Room Berber Salonu'nun bu hafta Covent Garden şubesindeyiz. İsmim Fatih Sekin, 2005 yılından beri İngiltere'de yaşamaktayım. Üniversite ve master eğitimim sonrasında 4 yıllık bir finans iş deneyimim oldu. Daha sonrasında da Ted's Grooming Room ekibine katıldım. Şu anda da burada çalışmaktayım. Şubenin ekip planlama ve yeni üyelerin ekibe katılma sorumlusu Fatih Seki, şirket vizyonunu, hizmetlerini ve Türk misafirperverliğini tanıtma konusundaki çabalarını bizimle paylaştı. Londra genel anlamıyla zaten finans ve ticaret merkezi ve birçok müşterimiz buraya geldikleri zaman aldıkları servis başka birçok yerde bunu bulamıyorlar. Belki başka hiçbir yerde bulamıyorlar. Çünkü verilen servis gerçekten yüksek kaliteli bir servis. Aynı zamanda Türk misafirperverliğinin ince dokunuşlarını da biz şubelerimizde bunlara ekliyoruz. Müşterilerimiz Türk kahvesi içiyorlar, ince belli bardakta Türk çayı içebiliyorlar. Her zaman onları hoşgörü ve güler yüzle karşılamaya önem gösteriyoruz. Bu sebepten ötürü zannediyorum ki daimi bir müşteri portföyümüz oluştu. Gelen müşterilerimiz, çok ünlü müşterilerimiz de mevcut. Bundan yaklaşık bir hafta önce kadar birkaç futbol kulübünün teknik direktörü de burada müşterimiz olarak bizimle birliktelerdi. Gelen bir daha başka yere gitmek istemiyor diyebilirim. 2016 yılının en iyi berber salonu seçilen firma, kurulduğu günden bu yana çok özenli bir büyüme ve markalaşma çalışmalarının yanı sıra müşterilerine sundukları kaliteli hizmetle de bilinirliklerini arttırıyorlar. Bu zamana kadar aslında ilk flagship şubemiz Holborn'daydı. Holborn merkezi olarak ve buradan da almaya başladık. Samples, Cheapside, Covent Garden, Duke Street, Mayfair hep bu noktalarda yoğunlaşmıştık. 2017 planlarımız içerisinde 10 tane yeni şube açmayı planlamaktayız. Ve bunu sadece artık Londra merkezi olarak da planlamaktayız. Avrupa'ya doğru da açılmayı planlıyoruz. Büyük şehirlerde, kapitallerde yeni arayışlarımız mevcut. Görüşmelerimiz şu anda devam etmekte. Ama dediğim gibi sadece Londra ile artık sınırlı kalmayacak. Çünkü Ted's Grooming Room kendisini ileriye taşıyan bir şirket ve profesyonellik anlamında çok iyi adımlar atıldı. Yeni anlaşmalar gerçekleştirildi. Bu noktada da yeni şubelerimiz 2017'de açılacaktır. Her şubesini farklı bir konseptle dizayn eden berber salonunun yöneticileri, şubelerini açtıkları semtin tarihsel değerlerini de dizaynlarına yansıtıyorlar. Şu anda Covent Garden şubemizde bulunmaktayız. Covent Garden şubemiz Great Queen Street üzerinde bulunmakta. Dediğiniz gibi şubelerimizi açarken belirli konseptleri göz önünde bulunduruyoruz. Bulunmuş olan muhitin çevresindeki tarihi geçmişi, doneleri göz önünde bulunduruyoruz her daim. Covent Garden'da da daha öncesinde Futbol Federasyonu bulunmaktaydı. İlk modern, bugünkü modern futbolun geçmişi burada başladı diyebiliriz. Yazılı kurallar ilk olarak burada Freemasons Tavern Derneği'nde hazırlandı ve bu şekilde Futbol Federasyonu İngiltere'de kurulmuş oldu. Londra çevresinde bulunan birçok futbol kulübü ilk olarak burada bir araya gelerek federasyonun ilk adımlarını atmıştı. Biz de bu minvalde şu anda Covent Garden şubemizin iç mimarisini ve dizaynını futbol konsepti olarak belirledik ve bu noktada birçok ufak dokunuşlarda bulunduk şubemiz içerisinde. 1800'lü yılların sonunda modern futbolun temellerinin atıldığı Great Queen Street'te yer alan Covent Garden şubesi de tarihe dayanarak futbol temasıyla dizayn edilmiş. Futbolla zaten Türk insanı çok birebir ilişkidedir. İngiltere ve Türkiye futbol takımlarının tarihte yapmış olduğu maçlar, alınan fotoğraflar, bu noktada futbol öğelerine değinerek, örneğin arkadaki eski bir krampon ya da köşe başında meşin yuvarlak, eski meşin yuvarlak, bu şekilde doneler mevcut şubemizde. Bunun yanı sıra eski bukletler mevcut, kitaplar mevcut, gazeteler mevcut, eski futbol oyunları mevcut, Atari oyunları ya da belki hatırlarsınız tahta üzerine çiviler çakılırdı. Bu tarz
oyunlar mevcut ama tamamı futbol üzerine dayalı ilgi çeken ürünler. Fatih Seki, müşterilerine Türk kahvesi ve ince belli bardakta çay ikramı yaptıklarını ve bu sıcak karşılamadan müşterilerinin oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Öncelikle şirketimizin politikası, temizlik, nizam, tertip bizler için çok önemli ve bütün atmış olduğumuz adımları bu noktada kendimize vizyon olarak belirledik ve ekibimize katılacak olan arkadaşları da yine bu şekilde şirketimizin değerlerine önem verecek kişiler olmasına özen gösteriyoruz. Giyim kuşam çok önemli, presentable olması çok önemli kişilerin. Şirketimizi her gün bir adım daha ileriye taşıyabilecek vizyonda kişileri aramıza katmak istiyoruz. Ve bu doğrultuda da iş alımlarını gerçekleştirdiğimiz kişiler bizleri hiçbir zaman yüzümüzü kara çıkartmadı. Her daim şirketimizi bir adım daha ileriye götürdü. Genç yeteneklere kapılarının her zaman açık olduğunu ineleyen Tets Grooming Room ailesi, aralarına yeni katılacak arkadaşlarına da tam destek sağlıyorlar. Meslek erbabı olan arkadaşlarla her daim iletişim halinde olmak isteriz. Tabii ki şirketimizin belli kuralları, prosedürleri mevcut. Bu prosedürler zaten birçok yerde karşılarına çıkabilecek. Profesyonel anlamda bu işi yapmak isteyen kişilerce her daim hayatlarında olacak bir noktadalar. Ve bu sebeple herkese kapımız açık. Yeni kendini geliştirmek isteyen ve Tets Grooming Room ailesine katılmak isteyen kişileri her daim yanımızda görmek isteriz.